İktidar partisinin başıyım, bu ülkenin başbakanıyım, senden randevu istiyorum ya. Sen ise hala ipon seriyorsun. Ve bu ülkede de demokrasinin ben bir muhalefet kanadıyım. Ya demokrasilerde muhalefet güçlü olursa demokrasi o ülkede güç kazanır. Eğer muhalefet güçlü olmazsa demokrasi kan kaybeder. Onun için biz güçlü muhalefet istiyoruz. Ama karşımızda da güçlü muhalefet yok. Şimdi kardeşimiz dedi ki bebek katiliyle bir araya gelmek dedi. Sevgili kardeşim. Bakınız bu aynı mantıktır. Şu anda ifade ettiğim mantığın ta kendisidir. Dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin, o ülkenin iktidarları istihbarat örgütleriyle, ki istihbarat örgütlerinin mensubu dünyada ajanlar diye anılır. Ve onlar vasıtasıyla sadece terör suçlularıyla değil, her türlü suçluyla giderler, onlar vasıtasıyla görüşmeler yaparlar. Onlardan belli şeyleri almanın gayreti içerisine girerler. Ve çözümü böyle getirirler. Bunlar olmaksın zaten çözüm olamaz. Şu anda eğer benim istihbarat teşkilatım bu tür görüşmeleri yapıyorsa siz niçin bundan rahatsız oluyorsunuz? Eğer orada bir çözüm umudu varsa biz bunu ararız arkadaşlar. Birilerine rağmen ararız. Çünkü biz bu ülkede anaların gözyaşı dinsin istiyoruz. Bu akan kan dursun istiyoruz. Bunun için bu adımları atıyoruz. Aksi takdirde bunu durduramazsınız. Bu olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Hepsi. Şu anda bu işin kanatları belli. İmralı'ya ben getirip koymadım onu. İmralı'ya da geçmişte sol, MHP, biliyorsunuz liberal, bunların ortaklaşa hükümetinde kendi yerleştirildi. İsabetli de olmuştur. Belki bir F tipi cezaevinde olsa her gün oralarda binlerce insan belki gösteri yapacaktı. Attıkları adım isabetli de olabilir. Şu anda İmralı'da niye görüşme yapılıyor? Veya birileriyle niye görüştürülüyor? Bakın biz şu anda avukatlarıyla görüştürmüyoruz. Niye? Yalan yanlış haber getirip taşıdıkları için. Ama ailesiyle hakkı olan bir çerçevede görüşmesini yaptırıyoruz. Ve bunların da bize ulusal ve uluslararası çerçevede bir şeyler kazandırdığına da inanıyoruz. Ve buradan eğer bir çıkış olacaksa arkadaşlar biz bu çıkış yolunu şu anda deniyoruz, deneriz. Ve bundan da yılmayız. Ve birilerine rağmen de bunu erteleyemeyiz. Eğer biz bu adımı attıysak, ha burada bir çözüm yolu olduğu için. Bir defa şu hiç şık değil. Bak, gazi olabilirsin, eyvallah. Bu bizim de başımıza gelebilir. Bir şereftir, onunla övün. Ama gazi olmayı istismar etmeyelim. Ve biz şehidimize de, gazimize de AK Parti iktidarı olarak geldiğimizden bu yana tarihinde olmayan imkanları sağladık. Niye? Bu millet, bu vatan için bu adımları attıklarından dolayı bu imkanları sağladık. Tazminatsa tazminat, maaşsa maaş. Eşi emekli olacağı albaylığa, binbaşılığa, yarbaylığa kadar ne alacaksa aynen o terfi devam etmek suretiyle bunlar. Çocuklarına iş verme noktasında iş. Biz bunu ikiye çıkardık. Niye? İstiyoruz ki onlar asla bu toplumda mağdur olmasınlar. Toplu konut idaremizden konutlarda tercih, faizsiz, enflasyonsuz, bunları hep onlara biz sağladık. Niye? Şehidimize, gazimize bu noktada sahip çıkalım diye. Bu adımları attık. E bunları lütfen görelim. Ama bunun istismarını yapmayalım. Önüne gelen her yerde kendine göre bakıyorsunuz şehit gazi dernekleri oluşturuyorlar, kuruyorlar. E bu da olmaz. Bu bir yere kadar saygıyı getirir, bir yerden sonra bir de bakarsınız ki o saygı kaybolur. Niye? Çünkü vatandaş, millet
burada bir istismarın olduğunu anladığı andan itibaren o saygısını kaybeder. Ama biz gerçek anlamda şehidimizin, gazimizin başımızın üstünde yeri olduğunu bildik. Onun için de bu adımları attık. Ve bundan sonra da atarız. Hiç burada bir tereddüt söz konusu değildir.